İçişleri Bakanı belki orada duygusal durumunu da yansıtmış olabilir. Ama bir genel sekreter yardımcısının açıklaması var ki İçişleri Bakanı cevap olarak algılandı. Sonrasında Adalet Bakanı'nın açıklamaları var. O Orada da evet. Adalet Bakanı'nın açıklaması Sevgi Kime Hanım, kime? geneline yani bu olay üzerinden dünden beri tartışma var. Demek ki MHP içeride de saldırılar bir konusunda rekabet mı? mi var? Efendim? İçeride de bir Hayır hayır rekabet hayır. Yani Sayın Bakan'ın bu çatlak tweetinden mı var? sonra sosyal Evet evet çatlak var kesin bilgi yayalım onları. Bakan Bey'in diyoruz. Ya. Bakan Bey'in Ya bu üç tane AKP'li birbiriyle şimdi çatışmış. Bakan Bey'in bu tweetinden sonra bir tartışma başladı. Yani bu nasıl olur da tutuklanmaz? İşte aleni küfrediyor. İşte Bahar Ayvazoğlu'nun yani Trabzon Trabzon milletvekili. milletvekilinin geçmiş olsun dileğinin altına yazıyor bu meczup küfrü. Yani bakan beni annesine küfrü. Bunu görenler oradan zaten tepki göstermeye başladı. Sonra Bakan Bey bu tweet'i atınca da tepkiler büyüdü. Şimdi dolayısıyla Abdülhamit Gül'ün söylediği şey birebir Süleyman Soylu'ya cevap değil. Bunun üzerinden başlayan sosyal medyada tartışma ve daha öncesi de Daha öncesinde ne var? Bu tabii daha öncesinde de var. saldırı olayları bırakıldılar, Evet. tekrar alındılar. Şimdi galiba diğer üçü içinde şey çıkartılmış, yakalama emri çıkartılmış. Bu mu? Bu Aynen mesele mi? öyle, aynen öyle. Onun dışında da Ya Ömer Bey söyledi işte 2 yıla kadar değil mi? Tabii tabii 2 yıla kadar. Yani Arkadaşlar ben ondan bahsetmiyorum şu an. Hande Hanım, bir ara ben de bunun söz üzerinden vereceğim, vereceğim. Tamam, bunun üzerinden yürü. Ben Ömer Bey'in bahsettiğinden Şimdi bunun bahsetmiyorum. üzerinden Şu yürüyen saldırılarla ilgili bu yazılanlar tartışmalara ilişkin açısından. olarak Bakan Bey de diyor ki ya 2 yıla kadar olan cezalarda zaten tutuklama yok. Konuşmasında var bu. Evet. Ha şunu da söylüyor. Bu uygulamada hiç yanlış yok anlamına gelmiyor diyor ve örnek veriyor. Diyor ki süt banyosu yapan adam tutuklanıyor. Bir kamu kurumunda biliyorsunuz süt banyosu yapıp fotoğraf veren bir adam o Kamu kurumu tutuklanıyor diyor. değil, özel sektör. Kamu He? kurumu Özel değil, sektör. Özel sektör. Bunu çünkü halk tüketiyor, bu zarar verme diye yorumlandı ve bu adam tutuklandı. Ama diyor karısını haşlayan, sıcak suyla haşlayan adamı serbest bırakıyorsun. Bakan Bey birebir bu örneği veriyor. Diyor ki mesela bu nasıl olur? Yani haşlıyor kadını, ölüm riski var ama serbest bırakıyor. Niye? Basit yaralama olarak yorumlamış. Ben Şimdi burada Ömer iki Bey'in mesele var ama. alanına girmeyeyim ama bunu basit yaralama fiili olarak yorumlamış. Ve serbest bırakmış. Şimdi burada da Bakan Bey'in annesine küfreden kişi sanki böyle serbest bırakılmış gibi dünden beri yapılıyor. Serbest falan bırakılmadı. Hayır, yargılaması Tutuksuz devam ediyor. yargılanmak üzere bırakılıyor. Adli tedbiri de var. Adli kontrol. Efendim? Adli tedbiri de var. Değil mi? Yani dolayısıyla hani bu tartışma işte iki bakan arasında polemik var, Ama çatlak var, burada ne oluyor falan anladığım böyle bir kadarıyla tartışma değil. şunu da gündeme getirdiğiniz Melih Bey'e sorarken o üç gazeteci iki gazeteci ve Evet, genel başkan yardımcısı konusunda gündeme getirdiniz. Şimdi oradaki durumda çok farklı bir nokta ona var. gelelim. Ha, Birazdan onu gelelim. gündeme getirdiğiniz Geleceğim. algı Ben hayır, onu da acaba konuşmamız bununla mı gerekli ilgili? çünkü. Çünkü o Yok. da çok konuşuldu Ya da o onunla yüzden. ilgili Şöyle bir şey Çünkü söyleyebilir hani... miyim? Üzerinden 3-4 gün geçti yani. Ya bu çatlak mevzusu konuşulurken mesela CHP'de 3 tane milletvekili de mesela genel merkeze Mektup mektup yazıyor. konuşacağız. Yani Ay onu konuştuk, o bunu da hayır, konuşacağız. çatlak Onu hani konuştuk, yani onu da şimdi konuşacağız. şöyle bir Hiçbir enteresan şeyimiz bunu da olmaz. konuşalım. Onu da Yani bu konuşacağız. buradaki mesele çatlak değil. genelle ilgili Hakan bir şey Bey, Ala söyleyeceğim. Eder bir dakika. AKP Buyurun Hakan Bey. Ama hep benim sözüm kesiliyor. Ha, ben, tamam. Şimdi siz bir menemen tarifi verecektiniz. Yok ben az konuştum Ali Aydar'cığım. Buyurun Az Hakan konuştum Bey. ben. Estağfurullah. Şimdi iki konuda vurgu yapmak istiyorum kısa. Birisi bu 80 yıl konusunda hakikaten bu epeydir. Yani güncel bir şey konuşulurken bile yani 80 yılda işte bozulan, yanlış olan filan diye çok sık gündeme geliyor. Orada Ömer Bey'in hassasiyet göstermesini takdir ettim açıkçası. Ama Melih Bey'e de şöyle teşekkür ederim. En azından Atatürk dönemini muaf tuttu. Çünkü 80 yıl deyince 1940 sonrasını kapsıyor. Atatürk dönemini muaf tuttu bu Onu 80 özellikle yılın. yaptım. Diyor ya onu yanlış Farkındayım. anlamışsınız. Kendileri 20 yıl Yok gibi yok. AKP'yi Yok düşündüğü için yok 80 değil. artı 20 dedi. Yok. Ama Ha iyi anladım. niyetinizi takdir Olabilir ederim. Tabii bilmiyorum. böyle anlamak gerekli. Çok bu arada ben 80 Olabilir. yılda ya Olabilir. bir cümle ekleyebilir miyim? Ya o tek yüksek partilerin müsaadenizle. eleştirisi yaptı canım Hakan yani. Bey yüksek müsaade bir cümle ekleyebilir miyim? Bu arada ben 80 Estağfurullah. yılda burası taklamakan çölüydü. Hiçbir şey yoktu falan böyle bir şey demedim. 80 yıldır eksiklikler var. Anladım, Bir türlü anladım. giderilemeyen eksikler. Anladım. Zaten 600 yıldır Yani birikmişler var. tabelalar Biz de var demek. 80 yılda Eksik bu kadar oldu yapılmış yani. ve AK Parti o eksikleri tamamlamaya çalışıyor. Ya Yani
mesela anlıyorum. En basiti Kürt meselesine dair. Ben. Yani AK Parti'ye kadar kart kurt diyordu. Yok, tezler yazmıyordu ya. Karda yürüyen kart deme. Kurt. Bak kart kurt deme. Şunu kart demek kurt işte. Evet. Deme. Şunu bak, demek. Devlet Bey kızarsın da MHP'nin genel başkanı Rahmet Hayır Dalpasan genel tez olarak. Onu. Bu genel tezdi. Genel tez. CHP'yle alakası yok değil. Onun yani. Aa, gidin askerde 80 yılda tesadüf şunu demek kitapçıklardan birini aldım hala vardı orada ya. 99 dur dinleyelim Hakan Bey. Hakan Bey konuşuyor diyor. Evet. Tamam estağfurullah. Şimdi birincisi bu 80 yıldaki darbeler evet vesayettir. Bu tartışılmaz. Bunun lamıcımı yok. Darbelerle ilgili saptamalarınız eyvallah. Yani ona bir lafım yok. Darbeler vesayettir. Başka ne olacak yani zaten. Ama yani iktidar ağırlığı da evet CHP'nin iktidarda olduğu dönemler var ama ağırlıklı olarak da merkez sağın hep iktidarda olduğu dönemler. Zaten 19 yıldır da AK Parti iktidarı. Yani geçmişe de saygı duyalım anlamında söyledim ben. Bu birinci peki söylemek istediğim. İkincisi de benim bir şey dikkatimi çekiyor. Bu şu anda hani spesifik bir şey konuşuyor arkadaşlar ama yani İçişleri Bakanı'yla Sayın İçişleri evet. Bakanı'yla Sayın Adalet Bakanı arasındaki bir konuyu konuşuyorlar ama benim bir yıldır, iki yıldır başka bir şey dikkatimi çekiyor. Buna bağlantılı bir konu dikkatimi çekiyor. Her neden kaynaklandı bilmiyorum ama muhtemelen uzayan ve muttasıl sürek halinde olan iktidarlardan kaynaklanıyor olabilir. Bakanlıklar arasında hatta kurumlar arasında hatta AK Partili yöneticiler arasında son birkaç yıldır biraz iç tartışmalar ya da böyle dahili problemler olduğunu görüyor. Hmm. Kötü mü geliyor bilmiyorum Hande Hanım. Şimdi ben bunu biraz müşahede dolayısıyla çok şu mikrofonu biraz girdim de. Evet şimdi diyecekler ki tam bu konuyu konuşurken Hakan Bey'in sesi gitti. Vallahi bunu bana mal ederler. Lütfen mikrofonunuzu düzeltin. Bu arada Hakan Bey'in arka fonu da gerçekten çok güzel. Yani bir tahta mı oturuyorsunuz Hakan Bey şu an? Merak ettim gerçekten. Ya çok... ya, Zafer'cim bu masa burada. Mecburi oturdum. Kusura bakmasın ki. Hayır hayır. Çok güzel. Arka fon çok güzel. Ya masa burada. Mecburi buraya oturdum. Masayı taşıyamadık. Aktaramadık. Yani kusura bakmayın. Buyurun devam edin. Parti içi ya, tartışmalar var diyorsunuz değil mi? Genelde, bakanlar arası son yıllarda. Şimdi bakanlar arası, kurumlar arası bu muhtemelen uzayan ve sürekli ve seçimle kazanarak gelen iktidarlarda bunlar olabiliyor. Başka ülkelerde de müşahede ettiğim olmuştur. Türkiye'de de uzayan iktidar dediğim bir tek ikinci olarak Demokrat Parti var 10 yıllık ama böyle bakanlar arası, kurumlar arası dikkatimi çekti. 1-2 yıldır bu çoğaldı. Sanıyorum bu uyumu ve işbirliğini Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz hakim olması gerekir. Yani hakimdir muhakkak ama böyle bir şey görüyorum kurumlar arasında ve bakanlıklar arasında. Dikkatimi çekiyor yani bu. Tartışmalar, gerilim. Hakan imamlar. Bey, seste sorun mu var arkadaşlar? Bir düzeltelim sesi Hakan Bey'in. Ben şu 80 yılı öne aldım. Şöyle yapalım, lütfen, lütfen cümlenizi unutmayın. Burada sevgili izleyicilerim, altını çiziyorum. Seste sorun var. Hakan Bey aynı kaldığı yerden, aynı kaldığı konudan devam edecek. Hatta yani o sesi düzeltmek için yeniden bağlanıyoruz. Aman aklınıza başka bir şey gelmesin. Evet Hakan Bey, demin sözünüzü kesmiş, yani daha doğrusu ben kesmedim. Mikrofonunuzda sorun vardı ama o sözünüzü orada kesmek durumunda kaldık. Kaldığınız yerden tam oradan lütfen rica ediyorum. Estağfurullah. Şimdi ya şunu söylemiştim. Ben kurumlar arasında yani bunlar aslında böyle uzun sürekli iktidarlarda olabiliyor. Başka ülkelerde de geçmişte de tarihte de yakın tarihte de müşahede ettiğim var. Bu tür bazen yani çok değil de ama eski ilk yıllardaki uyum, liderin tam kontrolündeki veyahut genel başkanın tam kontrolündeki işbirliği süreci biraz son birkaç yıldır sanki farklı bir görünüm vermeye başladı. Bu biraz dikkatimi çekiyor. Yani mesela bir bakan bir bakana laf eleştiride bulunuyor veya bir laf ilave ediyor oraya, bir laf ilave ediyor. Şimdi dolayısıyla bunu acaba yani herkes müşahede ediyor mu yoksa bana mı öyle geliyor diye bir bakalım. Kere bir sormak isterim herkese.
Hakikaten. Ama ben tanık olduğum 3-4 olay var. Yani mesela bir üst düzey bir mesela genel başkan yardımcısı seviyesinde tabii okuduğumuz, müşahede ettiğimiz ama doğru olduğunu da sonra teyit ettiğimiz şeyler oluyor. Ne bileyim bir işte bakanla bir konu konuşacak. İşte bakan bey ulaşamadım diye sitem ediyor falan, dönüyor arkadaşlarına vesaire gibi. Şimdi detaya girmek istemiyorum. Bunlar özel konulardır mutlaka her iktidarın ya da her siyasi partinin. Ama bunu birazcık nasıl biraz en azından toplum nezdinde bu böyle bir fikir ayrılığı gibi ya da bunun sık gözükmemesi lazım diye düşünüyorum. Yani ben memleketin şeyi açısından söylüyorum. İstikrarı açısından söylüyorum. Çünkü neticede bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim devletimiz. Yani Bulgarların devleti değil. Hı hı. Hakan Bey'e mi dolayısıyla öyle geliyor? Dolayısıyla endişe ettiğim için soruyorum. Peki. Hakan Bey'e mi öyle geliyor Zafer Bey, yoksa doğru mu tespitleri? Valla ben bu yıl 24 yıldır gazetecilik yapıyorum. Hep şunu duyarız. Bakan Bey'e ulaşamıyoruz. Ya işte sorunları anlatamıyoruz. Ya bu klasik bir Ankara rutinidir ya. Hayır, yani burada, uzun süreli iktidarlarda yani, olabiliyor. Farklı görüşler daha ön plana çıktı diyor. Bir tek o bir örnekti. Yani ben Hakan Bey'in bu tespitine saygı duyuyorum. Ama benim böyle bir gözlemim yok. Ömer Bey? Yani şimdi... Bakanların arası ya da işte böyle uzun süreli iktidarlarda böyle bir anlaşmazlık zaman zaman gün yüzüne çıkabilir mi? Böyle bir tespite katılır mısınız? Yoksa şimdi, dedi ki bana mı öyle geliyor acaba dedi. Yok yok, bunun olmasından doğal bir şey yok. Şimdi zaten Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı'nın bu dönem işte seçimlerdeki Cumhurbaşkanı belli. Ama takvim de belli bir dahaki döneme. Yani 6-7 yıl sonra işte diyelim ki 2023'te gününde oldu ki imkansız bir şey. Hani 5 yıl daha deyin ne yapar? 2028, yani 2021'deyiz, 7 yıl sonra bir Cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Yani, siz geçen Kasım'dan sonra seçim şeyinizi revize mi ettiniz? Yok, revize etmedim. Onu da düzelteyim. Bakarsanız öyle montajlamaya falan gerek yok. Benim dediğim şu, bak seçimlerden itibaren seçim yapılması için 90 gün lazım. Benim o net söylediğim, bahar aylarında seçim olacak ve hepimiz yaşayacağız. Bahar bu yıl seçim olacak. 2021 yılın bahar yılında aylarında seçim olacak zaten. Yani bahar Cumhurbaşkanı 21 Mart'ta başlasa sizin bir tahmininiz var mı? Var bahar, işte yani Nisan Mayıs olur. Şu yani. Geçen yıl Kasım demiştiniz, onu vazgeçtiniz. Kasım ayında bak o programı bir daha seyret, sonra konuşalım. Kasım öyle demediniz mi? Tamam, konumuza geri dönün. Konuşalım. Geçen yıl burada beraberdik. Kasım'da seçim olacak dedi ya. Tamam. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ben 2018 seçiminde de erken seçim olacağım dediğinde aynı tepkiyi gösteriyordunuz. Erken seçim oldu. Geleceğim. Neyse, Akşener'den yola çıkarak şimdi, konuşacağım o konuyu. Şimdi, bu turu bitirelim ki başka konuya geçelim. Ben hiç merak etme. Hiçbir zaman haksız çıkmam. Yani 55 yıldır öyle bir şey yok. Vallahi bütün Türkiye duydu, Kasım ayında seçim olacak. Tam, 2020 bitti. Türkiye senin montajlı trollerinin videosundan duydu. Tamamını izlerse öyle bakın değil. Tam olarak bu işte. Şimdi, bak, montajlı troller. Neyse, şimdi beyefendi kendisi diyecek Kasım'da seçim oldu diyecek. Sonra benim işte Kasım'da seçim olmayınca montajlı troller bunu yaptı. Ya çerçeve bu işte. Hayır, benim ne söylediğimin hepsinin arkasındayım. Dolayısıyla bu programda söyledim. Söylediklerimin tamamı o programda CNN'in YouTube kayıtlarında var. Hayır, Kasım'da seçim şimdi, oldu biz mi görmedik? Benim söylediklerimin tamamı YouTube kayıtlarında var. Tamam? Şimdi sizin sorunuza gelince, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yıldır iktidarda ve bundan 8 yıl sonrasını, 7 yıl sonrasını planlayabilecek orada bakanları yoksa, yani o partinin geleceği yok demektir. Yani birileri gelecekte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başında olmayı, Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlamıyorsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra ömrü yok demektir. Şimdi kamuoyunda gözlediğimiz kadarıyla hani Süleyman Soylu taban oluşturmaya çalışan, bu noktada da başarılı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde başarılı bir siyasetçi. Kendi bugünkü tartışmalarla bunun ne ilgisi var? Şimdi ilgisi çok net var. Yani bunu zaten sizin hemen anlamanız lazım. Şimdi siyaset gelelim, rekabeti gerektirir. Parti içinde rekabeti gerektirir. Birisi parlıyorsa birileri de parlamak isteyecektir. Katılıyor musunuz? Yani, gerilim bundan mı kaynaklanıyor yani? Tabii ki, yani bu süreç kim istese de istemese de, ki bence zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisindeki en büyük sorun şu dönemde yaşayacağı, seçimler sürecinde de yaşayacağı sorun şu. Kabineleri belirlerken de sorun bu. Çünkü partinin geleceği belli olacak. Yani hani bana göre tekrar söylüyorum,
seçim gününde olursa Sayın Cumhurbaşkanı'nın hukuken Cumhurbaşkanı olması mümkün değil. Meclisi kendisi feshederse veya erken seçim olursa olur. Bu tartışmalara tekrar girmek istemiyorum. Ya girmeyin. Bayılıyorum sonra. Girmeyin. Şimdi ben de girmeyin. Hakikaten girmeyin. Yani, hayır, sonra bayılıyorum dedim. Yani bunu buna bağladılar ya. Bakın, lütfen yani bu tamamen. Şimdi bunu bir ciddiye alın. Yani, tamam öyle veya böyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın son dönemi. Cumhurbaşkanı olarak. Sistem değişti yani, ya Ömer Bey olur mu ya? Ya bak bir daha aday olduğunda bir daha mı oldu? Dördüncü defa da mı oldu? Ya bunun için size bir tane Sabi Kanadoğlu Anayasa Mahkemesi'nde bir yedi üye lazım. Geri adım atıyorum şimdi örnek vermek için. Bu son dönem üçüncüsü de olsun diyorum. Dördüncü de mi olacak? 2028'de de mi aday olacak? Yok. Ha yok bitti. Yok. Ha, yani, ben şimdi 2028'i yani. Ha yasa bir değişir ülke, bir daha da olur ayrıca. Bir ülke ayrı, geleceğinde çok uzun olmayan 7 yıllık vadeyi konuşuyoruz. Yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde 7 yıl sonra planlayan siyasetçiler yok demek. Gagam Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hastalığı yok, yok demektir. Şöyle yani, yok. Dolayısıyla burada bir Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın, şeyin bir genel başkan yardımcısının böyle bir olay üzerinden hem de sizin dahi bizim dahi yani manevi duygusal bir çıkışla atılmış bir Twitter olabilir demeye rağmen böyle çıkışların tepkilerinin olması ya olağan karşılanacak bir siyasi rekabet. Hakikaten ama, çok enteresan. Ben ama, şu an şaşkınlık içerisindeyim. Ya bir siyasi partide 3 tane milletvekili genel başkana mektup yazıyor. 2 tane millet, 2 tane önemli isim. 2 tane önemli isim. Biri parti kuruyor, diğeri parti kurma aşamasında ismini bunu açıklıyor. Tamam yani, da bunlar şey yani. Değil. Efendim, ya bu kadar AKP militanı olmana gerek yok. Melik açıkladı. Gazeteci kimliğinden açıkladı. Militanlık kötü bir şey değil dediniz ya siz. Az önce militanlık kötü bir şey değil. Ben de sana kötü bir şey ben konuşabilir miyim? Ömer Bey bir saniye. Tabii ki konuşacağız bak. CHP'yi de konuşacağız. Ama şimdi bugünün gazetecilik nedir? Bugünün sıcak konuları var değil mi arkadaşlar? Ama yani Zafer Bey duymak istemedi. Ben cevap verdim. Ya bir kere de ben konuşabilir miyim? Belki vallahi. Tamam bir dakika. Bir dakika. Şimdi ya Allah Allah. Yani işte al gazeteci. Ben başladığımdan beri not tutarım. Tamam mı? Kendim her sabah notlarımı tutarım. Günün en sıcak gelişmeleriyle başlarız. Bir önceki güne ve ondan önceki güne deriz. Yani... Evet bugün herhalde yani 2 tane bakan konuşmuş. Genel sekreter yardımcısı tweet atmış. Bunu da konuşacağız. Döneceğiz CHP'yi mektubu. Yok canım ben onu da konuşacağız. Sırasıyla böylesin. Daha saat 1.03'e kadar çok vakit var. Ya, ortada bunu konuşmayı gerektirecek bir durum hakikaten yok. Lütfen. O zaman hiçbir şey konuşmayalım. Hep beraber susup oturalım. Ya yani her şeyi konuşacağız. Konuşmaktan ne zarar gelir yok, arkadaşlar? AKP'yi eskiden de yapıyorduk CHP'yi bunları. CHP'yi konuşalım. Hep CHP'yi konuşalım. Birkaç ekleme yapabilir miyim Hande Hanım? Efendim. Ya, bir cümle söyleyebilir miyim? Hayır kimse konuşmasın. Ama lütfen ama ya. Bir cümle. Nedir bir cümle? Bir cümle. Ömer Bey hani Erdoğan sonrası siyaset. Soylu'nun açıklaması bu. Yeni mi? 24 Eylül 2009. 2020. 2020. TGRT'de. Tamam. TGRT'deki programda Erdoğan sonrasına dair. Bir soru soruluyor yani bu anlamda şeyiniz ne diye diyor ki benim bırakacağım en büyük miras birebir tırnak içinde okuyorum. Miras Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışıyor olmaktır. Tayyip Erdoğan'dan sonra buraya dikkat siyaset yapmayacağım noktalayacağım. Ne tamam. Yani ne bu? Yani demek, siz demin dediniz ya olası var. Aday olası siyasi, sonrası hesabını yapıyor yani, diye. Hani ben o da diyor ki hayır söylemek istemiyorum da yani zaten bunlar, yokum dedi ya 2010'larda Süleyman Bey'in söyledikleriyle AKP'li şimdikini kıyaslayamaz. Siyaset bu ya. Ben de sana hayır geçmişte Melik, diyorum bir 10 sene bugün, evvel bugündür, Sayın Cumhurbaşkanı'na söyledikleriyle şimdikini kıyaslayamaz. Yani buradan siyaset çıkmaz. Yani bu kötü bir şey değil ki. Niye siyaset yapmasın yani? Yani tamam da yani dün söylenenlerden geleceği yani siyasilerin söylediklerinden gelecek tavırları şu anlamda söylüyorum. Şu anda AK Parti'de olan işte bakanlar, AKP'de yönetir. Hiç çatlak yok. Hiç hayır kimsenin böyle bir ajandası yok. Büyük ya böyle yapalım. Büyük çatlak. Var ya olmaz mı? Hayır kimsenin öyle bir ajandası yok. Peki Ali Aydar Fırat konuşmadı bu konuda. Buyurun Ali Aydar. Hayır bak yani burada çok galis. Hakan Bey de bitirmedi sözünü. Galis evet, küfürler evet, bir dakika. Var. Çünkü araya girip düzeyi çünkü bozan tabii, Zafer Bey oldu. Evet şimdi şöyle gidelim. Ali Aydar biraz daha bekle. Hakan Bey ekleyeceğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Yok, Ömer Bey'in açıklamasını mantıklı buldum ama Süleyman Soylu'nun o açıklamasını da dikkate almak lazım. Öyle o kadar şey olmaz. Yani öyle bir açıklama yaptıysa o yarın vazgeçtim olmaz ondan. Tabii 24, ben Ali Aydar 20.
Yok yok, onun ben şeyine o açıklamadan sonra bir şey, bir daha dönüşüm olmaz. Ben bu kadar kısa söyleyecektim zaten de Ali Aydar epeydir konuşmadı. Ben onu dinlemek istedim. Hemen buyurun. Şimdi bir kez daha Sayın Soylu'nun, Sayın Bakan'ın annesine bir kez daha acil tabii şifalar ki diliyoruz. Tabii ki. Çok geçmiş olsun. Kabul acil edilebilir bir davranış resmen değil. Şu olağandır, hani partilerde farklı siyasetler, farklı görüşler olabilir. İnsanlar görüşlerini dile getirir. Bu da olağandır. Ama buradaki mesele bir iktidar içinde, yani bir İçişleri Bakanı ve bir Adalet Bakanı isimlerinden bağımsız olarak, yani bir ülkenin ya da bir yurttaşın güvenliği açısından son derece önemli iki bakanlığın bir konuda hakkında farklı bir görüş dile getirmesi, karşı karşıya gelmesi. Bu tartışıdır. Bunu da ister siyasal çatışma değil, istiyorsanız ayrışma deyin vesaire falan. Bu bizi ilgilendiren kısım iki bakanın, yani bakan olması, söyledikleri. Evet. Ben Süleyman Soylu'ya şöyle bir yaklaşımım var. Ben Süleyman Soylu'nun bir siyasal aktör olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce hani işte Bülent Arınç'ın, Sayın Bülent Arınç şey demişti, işte benim özgür ağırlığım var. Hı hı. Ben Sayın Süleyman Soylu'nun eşitler arasında daha birincil olduğunu düşünüyorum. Yani siyasi refleksleri, ki benim çoğu zaman yanlış bulduğum, haklı bulmadığım, eleştirdiğim refleksleri, ama bir biçimiyle de bir gündemi yönlendirme. Yani 3 kişiden görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'den görüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan görüyoruz ve Sayın Soylu'dan görüyoruz. Şimdi ve bu Abdülhamit Gül'ün çıkışı bence bir yerde şu anlama da gelebilir. Ya bizim alanımıza da müdahale etme. Yani bu alana da girme. Ya bu alan, çünkü Abdülhamit Gül bunu ilk defa söylemiyor. Yani kardeşim dedi, ya giyin cübbenizi, doğru karar kim arıyorsa, sizi kim ne yapıyorsa verin. Süleyman Soylu tartışması yokken de iki kere böyle evet, açıklaması söyledi var. Dolayısıyla bravo, burada yani Sayın Adalet Bakanı'nın çıkışının bütün bu adaletsizlikler içerisinde bütün bu... İzleyicimiz çok özür dilerim, şöyle bir tweet atmış. Abdülhamit Gül bu açıklamayı sosyal medya olmasa tutuklama olmayacak diye oluşan algıya cevap olarak yaptı diye. Bakın doğru, bir kenara yazın. Söyledim. Enteresan sosyal medyada bir tartışmalar evet dedim. Hı hı. De hiç enteresan değil. Yani bir özelliği yok ki onu yazmasın. Bakanın bütün açıklaması siz okudunuz. Yani 2 yıllık süreye kadar getirdiği bir durum. Yani zaten herkes sosyal medyada, ya yani dernekler de yazıyor. Yani işte sosyal ya medya deyince yani böyle tek olmamalı. Başına değil. Sosyal medyada ama yazılıyor. Bakın, bırakılan geri alınıyor. İzleyici bilmem dinlememiş. Bakanın net bir tanımı var. Suçun cezasının 2 yılla sınırlı olduğu bir duruma siz atıfta bulunuyor. Siz o özel konudan bahsediyorsunuz. Yani. Ama evet. Bakan Bey'in bu konuda daha önce defalarca yapmış olduğu açıklamalar var. Kamuoyunun böyle gündemine gelen. Hatırlar mısın? Bir tane trafikte 2 tane maganda bir karı kocayı hatırlıyor musun? Ay, arabasının üzerinde. Kestik seni ya. Çok özür dilerim. Arabasının üzerine çıkıp. Evet evet. Tepindiler. Öyle, ha, tepinmişlerdi. Mesela genelde böyle oluyor işte. Ben konuşurken 4 kişi falan konuşuyor. Ben de kesiliyorum. Ali Aydar seni anlıyorum gerçekten. Ama zaten yani Ali Aydar Bey'in sözünü kesmiş. Şöyle yani daha önce defalarca bu olaylar oldu. Her seferinde bu sosyal medya baskısından bahsedildi. Bakan Bey de onu söylüyor. Yani buradan bir siyaset krizi çıkar mı? Vallahi Ömer Bey çıkartabilir. Bu konuda yetenekli. Ama bence çıkmaz. Peki Ali Aydar, devam edelim. Sayın Soylu'nun bu en son yapılan, işte gazeteciyle konuşacağız mesela, orada işte bunlar tepkisel hareketlerdir gibi açıklamalar bence aslında bir siyasal krizden öte bambaşka bir krizdir. Yani verilen, ben olsam buna odaklanırım. Evet, Adalet Bakanı'nın çıkışı ben haklı buluyorum. Yani birçok noktada haklı buluyorum. Gereğini yapmamış olmasına rağmen haklı buluyorum. Önemlidir ama İçişleri Bakanı'nın aldığı tavır, aldığı davranış ya da ben Türkiye'nin bir biçimde paralize ettiğini düşünüyorum Sayın İçişleri Bakanı. Yani gündemi bu kadar rigid, gündemi bu kadar, yani düşünebiliyor musunuz? Yani saldırılar var gazetecilere. Şunu söyleyebiliyor, diyor ki bunlar tepkisel saldırılardır. Ama nereden biliyorsunuz? Ama söyledi Ali Aydar. Hayır, devamı var. Bir şey söyleyeyim. Yargılama, bir saniye, yargılama olmadan. Diyor ki, yargılama bakın, olmadan. Şu, çok özür Ali Aydar Bey. Soru Sevgili şu, hocam bak yargılama, şu, yargılama diyor olur. Ki, diyor ki tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi, 17-25 Aralık'ta olduğu gibi provokasyonları tetikleyecek şimdi bunu, planlı organize bir bakın, bu eylem ülke, mi diyor. Buna karşılık bakın, hayır bu, diyor. Ben, devlet her şeyden haberdar, tepkisel olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin suç yok demiyor. Hiç, yani şunu yapmayalım arkadaşlar. Bu ülkenin siyasi pratiğini biliyoruz. Bu ülkede arkasından bir takım güçler olmadan hiç kimse hiçbir iş yapmaz. Bir dakika, yani kimin arkasında ne güç yani, var da kim ne yaptı şu an? Şunu çok açık ve net söylüyorum. Açık söyle yani. Açık ve net söylüyorum. Bu 3 olayın birbiriyle bağlantılandırılmaması bilinçli bir tercihtir. Bu insanlar hedef gösterildi.
Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi dedi ki dayak yiyecek insanlar listesi var. Bir kişi de çağırıp ya kardeşim kim bu isimler, sen bu isimleri nereden biliyorsun demedi. Bir habere dayak başkasının... Hayır mesele Sözcü, şu. Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi bu olaylardan sonra mesele, yazdı. Mesele evet bir liste, bir liste ama var. Ama bu senin mantığınla şey alakalı. O zaman biz Boğaziçi'ndeki eylemlerin de arkasında bir, şey bir güç olduğunu bir şey kabul etmiş olmamız bir lazım. Şey hani sen diyorsun ya arkasında bir güç olmadan onu da, hiçbir onu şey da, olmaz. O gücü, o, onu, onu, onu da onu da onu da onu da açığa çıkaracak olan devlettir. Da, bakın onu bu mantık onu dahil ediyor işte. Onu da açığa çıkaran devlettir. Ne dedi beyefendi? Şimdi bakın arkasında bir güç olmadan dedi hiçbir şey olmaz bu ülkede. Şimdi o zaman bir yaşanan bütün her şeylerin arkasında bakın, güç arayacağız. Ben de şuna şöyle bakarım o zaman. Bu işe yargı bakacak. Soracak. Bu kadar basit. Bakın mesele varsa şu. Varsa da çıkaracak. Ya mesele şu. Türkiye'nin bakın bahsettiğimiz bakanlıklar Türkiye'nin siyasal ve toplumsal barışın iç huzurunu sağlamakla görevlidir. Şunu söyleyemez. O olay araştırılmadan, yargılanmadan gerçek netice yani öncelikle siz bu olayın organize olup olmadığına bakacaksınız. Evet. Ortaya çıkaracaksınız. Ondan sonra çıkacaksınız. Değerlendirmeyi yapacaksınız. Olay tepkisel dediğiniz andan. Gözaltı ve ifadelerden bir şey sonra yaptı başkan Ali Aydar Bey. Ya bir şey söyleyeceğim. Size herhangi bir saldırı olsa, bakan kalksa dese ki arkadaşlar bu tepkiseldir dese o saldırganları yargılayacak olan hakim, savcı yani ifadeyi alacak savcı ve yargılayacak hakim ne düşünür? Onun organize olduğunu araştırır. Onun organize olduğunu ama düşünür mü? Ama o suçun ağırlığıyla ilgili yapmayın, bir konu değil. Bakın yani, bu suçun ağırlığıyla ilgili bir şey söylemiyor. Bu ülke, sistematik abi, mi organize mi sorusuna kadar, cevap Ömer Bey. Ya bu ülke bundan çok çekiyor. Ama bakın bunlara ben söyleyeyim. Bunlara bence çok dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Yanlışlıkla o kafasına vurduğunda ölümcül bir darbe olsaydı. Tamam mı? Bir genel başkan yardımcısı ölse Selçuk Özdağ, ne aynen konuşacaktık, öyle. Nasıl konuşacaktık, ne noktaya gelecektik? Ya Allah muhafaza orada zaten. Şimdi tabii ki dolayısıyla yani neden biz hep şunu söylüyoruz? İşte sosyal medyada aslan kesilmek kolay değil mi? Yazmak kolay, küfretmek kolay, hayır orada da dikkat edeceksin. Kameranın önünde de dikkat edeceksin. Tabii, siyaset tabii. De dikkat edecek. Eyvallah. Gazeteci de dikkat edecek. Vatandaşı da dikkat edecek. Doğru. Parti destekleyeni de dikkat edecek. Hanım, en çok da bakan dikkat edecek. Katılıyorum. Yani bakın yani hani neler yaşadığımız hani tarihsel kesitli anlatmıyorum. Ya son yaşadığımız ya Sayın Soylu kalktı dedi ki ben dedi buradan sesleniyorum dedi. Hiçbir vali dedi şehit cenazelerine dedi CHP il başkanından çağırmasın. CHP'liler almasın dedi. Ya bu korkunç bir şey ya. Korkunç bir şey. Ya bir inek hırsızı CHP genel başkanı linç etmek istedi. O insanın avukatlığını mevcut iktidar partisinden insanlar yaptılar. Çubuk'taki saldırıdan bahsediyorum. Adamı linç kahraman ilan ettiler. Gittiler fotoğraf çektirdiler. Ondan sonra şunu söylüyoruz. Efendim işte yani bakanların kendi arasında yapmış olduğu tartışma. Ben ona bakmıyorum. Araştırılırsa ben şuna bakıyorum kardeşim. Bakanlar kendi üzerine düşen sorumluluklar yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Yani o münferittir. Burada işte iki tane gençtir. Orada efendim öfkeli arkadaşlardır. Bu öfkeli bak, arkadaşlar... Ali Aydar bir şey diyeceğim. Şunu net söyleyelim bak. Bakanlar tabii ki çok daha sorumlular. Çok daha dikkat etmeliler. Tüm siyasi parti liderleri, genel başkan yardımcıları, gazeteciler yahu eleştirebilirsin, siyaset yapabilirsin, aynı. Birbirine yanlışını söyleyebilirsin, her şeyi yapabilirsin ama şiddet, küfür, işte bir şekilde teşvik etmek, şiddete teşvik etmek, hedef göstermek, çirkin kelimeler kullanmak... Ne oluyor ya? Katılıyorum. Sanki tamam mı? Türk-Yunan işi, içeride Türk-Yunan'a döndüler yani. Böyle bir şey olabilir mi? Korkmuş. Orada bile olmaması lazım. Orada bile olmaması lazım da hani anlaşılsın diye örnek vermeye çalışıyorum. Bu kadar çirkin kelimeler, bu kadar hedef gösterme, bu kadar sen ben, bu kadar biz siz. Nereye gidiyorsunuz ya? İşte bakın en son bir araştırma yapıldı Bilgi Üniversitesi. Türkiye'deki siyasal partiyle oy veren insanların birbirlerine yaklaşımları. Herkes birbirini düşman görüyor. E olur mu ama? Yani siz böyle bir ülkede hiçbir şey yapamazsınız. Yani... Ne tıp gelişir, ne bilim gelişir, ne sanayi gelişir, ne işsizliğe çözüm bulursunuz. Çünkü bambaşka bir anlayış, bambaşka bir şey hakim olur. Bundan kurtulmak lazım. Vallahi ben kimsenin kimseyi düşman gibi gördüğünü düşünmüyorum toplumun genelinde. Sadece sosyal medyada böyle hastalıklı bir ruh hali var.
Onun dışında da yani bu topraklar bir kere hoş görünür yani Anadolu'nun ruhu hoş görünür. Bir şekilde bir şeylere neden oluyor. Bakın, ya da öyle kelimeler, ben sana niye bunu söylemem çok mu kötü bir şey ya? Birbirimize karşı düzgün dil kullanalım diyorum. Tabii ki ben de işte başta onu söylüyorum zaten. Yani hakaret ifadesi kullanmayalım. Evet. Hoşumuza gitmeyen bir şey doğru olduğunda bir dil, evet. Gazeteciye terörist deniyor. Yok bir şey deniyor, şu deniyor, bu. Ya teröristi al içeri. Ama ben alaydar o maksatla söylemedi. Yalnız ben yani Türkiye'de insanların birbirinden nefret ettiği, işte birbirini düşman gibi gördüğü bilimsel bir açıklamadan bahsediyorum. Ama bilemiyorum yani ben... Ya açın Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı açıklama. Ya biz de bu toplumda yaşıyoruz. Bu toplumun yani öyle Zafer, birbirini bu ülke, böyle yani sen, çok böyle bak, düşman gibi gördüğünü düşünmüyorum. Ya bu söylemleri dile getirmek tane? Bence yoksa bile orada... bunun zeminini oluşturmaya istemeden bak, de olsa bence Hande Hanım çok iyi bir çerçeve çizdi. Herkes bulunduğu alanda. Herkes dedim ben. Herkes bulunduğu alanda neyse, hangi görevdeyse, hangi partideyse. Gerçekten daha ya sorumlu. Ya bunu siyasete bu çağrıyı yapabiliriz. Herkese. Karar vericilere herkese, bu çağrıyı yapabiliriz. Yani, gazetecilere de yapabiliriz. Tabii. Gazetecilere yani, de yapabiliriz. Ama ben bunu yani toplumun genelinde böyle insanlar birbirine düşman gibi görüyor. Ya bu bence çok tehlikeli bir söylem. Ve zaten yok yani. Bu toprakların mayasında bu yok. Bakın biz bunları hani kanat önderi diyoruz ya, işte liderler vesaire falan. Evet. Bunlar aynı zamanda konuşmalara ve topluma yönlendirirler, eğitirler. Tabii bizler çok daha dikkatli yani olmalıyız. Yani bu bizim burada konuşmalarımız, siyasetçilerin, siyasal liderlerin konuşmaları, bakanların konuşmaları, bunlar toplumu yönlendirir, toplumu sevk ederler. Ya bu aynı zamanda ama etki altında kalmasınlar bir bilinç yaratma yani, biçimidir. Mesela bakın, özellikle Ali Bey, özellikle sağcı ve hakimler etki altında kalmasın ya. Ya bak mesela bir izleyicimiz de sormuş. Ama Ali Bey'in kastettiği onlar değil. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Diyorum ki bizi seven, yani siyasileri seven. Herhangi bakın parti ayrımı yapmıyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Diyorum ki herkes konuştuğuna dikkat etmek durumundadır. Eyvallah. Yani siz eğer yani herhangi bir ben olsam bütün bu olayları, en son yaşadığımız olayları o kadar büyütürüm ki iktidar cenahçıdan söylüyorum. Bu çünkü bence iktidarın zafiyetini de ortaya koyan bir şeydir. En çok ben üstüne giderim. Ötesinde de ben söylemsel olarak bakın hiçbir ayrım yapmıyorum. Bütün partileri katarak söylüyorum. Bütün liderleri, bütün grup başkan vekillerini, bütün milletvekillerini diyorum ki ya bu dili kullanmayın. Yani çünkü siz toplumu yönlendiren, toplumu eğiten böyle bir işlevi var. Yani siyasetçi dediğiniz kişi ya da kanaat önderi dediğiniz kişi toplumu yönlendirme ve eğitme gibi bir işlevi var. Siz eğer böyle konuşursanız yani sen bir tane taş atarsan o öbürü silah alır. Buna gelmemek lazım. Aha, doğru. Bu kadar. Doğru. Ali Aydar Bey'i alkışlıyor mu? Peki şimdi dedim ki her konuyu konuşacağız. Dolayısıyla hiçbirini de eksik bırakmayacağız. Şimdi merakla Zafer Bey'in beklediği konuya geçiyoruz. Reklamlar yok mu? Hayır daha yok. CHP ne zaman konuşacağız? Yok ben hakikaten CHP konuşmak gibi bir derdim yok. Sadece şu var. İnsanlar bize bunu iletiyorlar. Hı hı. CHP'ye yakın medyada bu partideki gelişmeler hiç gündeme gelmediği için insanlar bunların da konuşulmasını istiyor. Ben CHP konusundaki söz hakkımı Melik Bey'e devrediyorum. Madem biz sadece CHP konuşuyoruz. Ömer Bey sadece Türkiye'de Merkel'in partisini eleştiriyor ya. Ali Aydar Bey de mesela Hristiyan Demokratları eleştiriyor sadece. Hiç AK Parti'yi eleştirmiyorlar. Ama onlar bu eleştirileri yaparken tarafsız ve objektifler. Biz militanız. Yani. Şimdi az önce dilden bahsettik ya. Bakın beyefendi program başladığından beri beni hem militan ilan etti, hem beni destekleyenleri troll ilan etti. Benden mi söz ama onların, hayır beyefendiden bahsediyorum. Kendisi şey ya, sürekli hani Türkiye'de mesela AK Parti'yi eleştirmiyor. Ömer Bey hiç iktidar eleştirmez. Merkel'i eleştirir, Hristiyan Demokratları eleştirir. Ama bizim en küçük bir eleştirimizi, ya hep burada işte CHP konuşuluyor. Ben o yüzden konuşmuyorum CHP konusunda. Melik konuşsun benim yerime. Şimdi ben diyeceğim seni bekleyen. Peki bakın, siz burada biraz dinlenin, ben Hakan Bey'le başlayayım. Hande Hanım şunu söylemek zorundayım. Ben militan kelimesi pozitif bir kelimedir bizim algımızda. İngilizler, ayrıca militan demokrasi diye bir şey var değil mi hocam? Mustafa Kemal Atatürk'e Müslümanların militan lideri demiştir dedim. Benim militan kelimesini kullanmamdan bunları dinledikten sonra böyle bir sonuç çıkartmak çok üzücü. Bu kadar.